Nereye yürüdün oğul? Kara mağaraya. Kiminle? Lale Hanım'la. Alican, korkarım ki bu dostluk bir gün seni üzmesin. Neden? Bu da nereden çıktı? Kız ne istediğini bilmiyor. Bir av peşinde ama ne? Köyde araştırmaya geldi, senin popondan ayrılmıyor. Yenge lütfen. Ben bu akşam yemek yemeyeceğim. Belki sonra bir bardak süt içerim. İyi akşamlar. Küçük oğlumu kızdırdın gelin. Bu iş iyi olmadı. Bir karısı olduğunu unutuyor. Yakında bir karısı olmayacak. Bu işi bitireceğim. Ama bütün bunlar yalnız beni ilgilendiriyor. Değil mi yenge? Ben yalnız seni düşünüyorum canım. Beni düşünme. Kardeşin düşün. Ve lütfen onu benden kurtar. Sanırım ikimizin de istediği bu. O kız için mi? Bilmiyorum. Gencecik bir çocuk o. Ama bana huzur veriyor. Sanırım bütün kareler yerine oturuyor. Daha çözemedi. Ama çok gayret ediyor. Hatırlayacak elbet. O zaman... Evet. Yakında kurtulacak. O da, ben de, annem de. Onu çok seviyorum. Annem ne kadar haklıymış. Ve babam, zavallı babam, neler geçirmiş. Bu gece hiç uyumadım. Kör bir kuyuyu kazar gibi hafızamı kazdım, kazdım, kazdım. O mağara hikayesini aydınlığa çıkartamadım. O kız kimdi? Bakın, bunlar sabun çiçekleri. Elimi bunlarla yıkasam köpürür şimdi. Kime benziyorsun sen? Anneme. Annene. Abla yemin ettiğim gün sofrada bol rakı içmiştim ayıp olmasın diye. Aç karnına, çok sarhoş oldum. Onlardan ayrıldım, dere boyuna indim. Dinlenmek, yüzümü yıkamak istiyordum. Şurada, şu ağacın önünde yolumu bir kız kesti. O kız. Ama orada olanları size anlatamam. Bu benim iki büyük günahımdan biri. Öbürü neydi? Ben doğarken annemin ölümüne neden olmuş. Bu yüzden babam beni hiç affetmedi. Benden nefret etti. Abimdi. Sizin ne günahınız vardı ama? Hiç olur mu? Oldu. Sizi çok seviyor onlar. Daha çok acıyorlar. Yarım akıllı, işe yaramaz bir adam. Toparlanamıyorum boşluktan. Peki, ikinci günah dediğiniz? Yoksa var olduğunu iddia ettiğiniz o kızı zorla mı elde ettiniz? Ne biçim laf? Hayır, asla. O kız başka bir şeydi. İnanılmaz bir armağan gibi verdi kendini bana. Allah'ım, şimdi her şeyi hatırlıyorum. Her şeyi. Başını o yandan bu yana dönüşünü. Gözlerindeki yaşları. Ne yaptım ben? Nerede o kız? Nasıl kaybettim onu? Heyecanlanmayın. Onun yüzüne nasıl bakacaktım? Köyün yüzüne nasıl bakacaktım? Bakamazdım. Kaçtım köyden. Onu görmedin mi? Onu bir daha hiç görmedim. Hiç. Hiç görmedim. Belki gördünüz de hatırlamıyorsunuz. Hayır. Artık bembeyaz bir boşluktan başka hiçbir şey yok zihnimde. Baba, kara mağaranın önüne güzel bir çardak kurdurmalı. Gelen astımlar gölgede otururlar, güzel bir manzara seyrederler. Bana ilk defa bir teklifte bulunuyorsun. Bu öneri üniversiteli Yosma'dan mı geliyor? Bu ne biçim laf yenge? Benim değil, köyün tespiti bu. Senin gibi yaşını başına almış, evli barklı bir adam... Hangi köylü Lale Hanım'a dil uzatıyormuş? Yengenin dediğinde gerçek payı var. Hayır, hiçbir gerçek payı yok. Evli barklı adammış. Hani evin hanımı nerede? Karım burada yaşamak istemiyor, bu onun hakkı. Ben de burada yaşamak istiyorum, bu da benim hakkım. Bir başkası yakana yapışmasın diye mi? Neden olmasın? Ben hacir altında mıyım? Kendi hakkımda kendim karar verebilirim. Merdan oğlum,
Fark ettin mi? İlk defa kekelemeden uzun uzun açık açık konuştu ve dediklerinden korkmadı. İlk defa. Sen hep beni konuşturuyorsun. Kendinden hiç söz etmiyorsun. Benim anlatacak bir şeyim yok ki. Okuyorum. Sonra çalışacağım. Sonra? Anneme bakacağım. Hep o bana baktı. Annene mi? Evet, çok büyük güçlüklere göğüs gerdi. Siz benim annemi tanımadınız. Nereden tanıyacaksınız ki? Bulunmaz bir kadındır o. Öyle. Bir zamanlar benim de bulunmaz bir kadınım vardı. Can amca, Can amca. Sizi biri bir çocuk böyle çağırır mıydı, hatırlıyor musunuz? Evet. Biri bir çocuk beni böyle çağırırdı. Ürkek, güzel, tatlı bir kız. Adı Kader'di. Sen Kader'sin. O sensin. Büyümüşsün. Kocaman olmuşsun. Ama neden adın Lale? Hocam bana bu ödevi verdiği zaman belki sizi bu köyde bulabilirim diye kabul edip geldim. Ne biliyordun beni? Biz sizinle oturuyorduk. Annem bakıyordu size. Ameliyat oldunuz. İsviçre'ye götürdüler sizi. Sizi geçirmeye gelmiştik ama abiniz çok kızdı. Başınız ağrıdığı zaman benimle oynardınız. Sizi çok severdim. Hiç gürültü etmezdim. Siz de beni çok severdiniz. Annen hiç gözümün önüne gelmiyor. Gözünüzün önüne çıkmazdı ki hiç. Bana bakıyordu demek. Abin mi getirdi sizi? Hiç bilmiyorum. Küçük bir çocuktum. Bana bir doğum günü armağanı verdiğinizi hatırlıyor musunuz? Hayır, hiç. Bakın. Bu bileziği, bu kolyeyi bana siz verdiniz. İnanın siz vermiştiniz. Allah'ım. Neden bu güzel olayları benden aldın? Neden? Kader, izin verirsen bunlar bu gece bende kalsın. Verir misin? Tabii. Ama sonra istiyorum. Bana annemden başka kimse böyle bir armağan vermedi çünkü. Geldiğinizi bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Kardeşim hasta etti.